bugün gündemimizde Paris İklim Anlaşması öncelikle Paris İklim Anlaşması yer alıyor. Bilindiği üzere 2015 yılında yapılan müzakereler sonrasında 196 ülke tarafından Paris İklim Anlaşması kabul edildi. Türkiye'de 22 Nisan 2016'da bu anlaşmayı imzaladı ancak bu aya kadar onaylamamıştı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın en son Amerika ziyaretinden sonra bu süreç hızlandırıldı ve bu ziyaret sonrası anlaşma bu ay Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildi ve burada altı çizilerek vurgulanması gereken husus meclisteki muhalefet partilerinin de iktidarla el birliği içerisinde oy birliği içerisinde Paris İklim Anlaşması'nı evet oyu vererek kabul etmesi. Aynen İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi Paris İklim Anlaşması'nda da mecliste iktidar ve muhalefet hep birlikte onay verdiler ve geçirdiler. Söz konusu anlaşma sera gazı salımının küresel boyutta azaltılması ve böylece insanlığı tehdit eden küresel ısınmanın en az 2 derece azaltılmasını öngördüğünü ifade ediyor. Asıl anlaşmanın gayesinin mantığının bu olduğu ifade ediliyor. Bu anlaşmanın imzalanmasıyla ve mecliste onaylanmasıyla aynen korona süreciyle birlikte Sağlık Bakanlığımızın kaç senelik ambleminin birdenbire değiştirilmesinde olduğu gibi Paris İklim Anlaşması ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismi de değiştiriliyor. Bu da dikkat çeken bir husustur. Yeni ismi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak ifade ediliyor. İklim anlaşmasının hemen arkasından böyle bir değişiklik yapılıyor. Tabii bu işin sonunda Türkiye'ye aktarılacak olan 3.5 milyar dolarlık bir kaynak olduğu ve bu kaynak dolayısıyla bu anlaşmanın imzalandığına ilişkin görüşler de var, iddialar da var. Eğer bu doğruysa tabii ki çok yazık. Çünkü bu 3,5 milyar dolarlık meblağ Türkiye'de sadece hükümetin 2 aylık faiz ödemesine ancak yetecek bir paradır. 2 ay gibi kısa bir sürede borç faizi ödemesine ancak karşılayacak bir miktardır. Tabii burada ifade edilmesi gereken diğer husus Paris İklim Anlaşması'nı dünyaya dayatanlarla İstanbul Sözleşmesi ile Türkiye'de ve imza atan diğer ülkelerde sinsi bir şekilde aile kurumunu yıkmak ve üçüncü cinsi yaygınlaştırmak için uğraşan mihrakların aslında arka planda, perde arkasında aynı mihraklar olduğu gerçeğidir. Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi ile toplumun ahlaki ve manevi değerlerini erozyona uğratıp aile kurumunu dağıtmak, ortadan kaldırmak, üçüncü cinsi yaygınlaştırmak istediler. Ve bunu da her zaman yaptıkları gibi çok güzel ambalajlar içerisinde, çok güzel kılıflar içerisinde bir takım güzel söylemlerle Türkiye'de ve diğer ülkelerde meclislere sunarak kabul ettirdiler. Kadın haklarını savunmak, kadına yönelik şiddeti engellemek gibi hiç kimsenin karşı çıkamayacağı en doğal, en tabii konular olarak toplumun benimseyeceği söylemlerle bu İstanbul sözleşmesinin gerçek amacını gizlediler ve bunları İstanbul sözleşmesinin asıl maksadına kılıf yaptılar. Şimdi bugün iklim sözleşmesini sunarken de asıl maksadı, perde arkasındaki gerçeği gizleyerek tüm insanlığı manipüle etmek istemektedirler. Küresel ısınmayı engellemek, atmosferi, havayı, suyu ve toprağı korumak gibi bir takım çok güzel, süslü cümlelerin altına asıl planlarını profesyonel bir şekilde gizlemektedirler sera gazı seviyesi ve karbon emisyonları ölçümlerine bakıldığı zaman bu konuda en çok sorumlu ülkelerin G7 ülkeleri ve Çinle Rusya olduğu açıkça görülmektedir. Fosil yakıtlarla üretim yapan ve karbon sera gazı yayılımı ile doğayı en fazla, çevreyi en fazla kirleten yine bu ifade ettiğimiz ülkelerdir. Ancak bu ülkeler 196 tane kendileri dışındaki dünyadaki bütün ülkeleri de zorla parayla, tehditle, bir şekilde baskıyla, kamuoyu baskısıyla iklim anlaşmasını imzalamaya, onaylamaya ve uygulamaya mecbur bırakmışlardır. Tabii böyle bir noktada emperyalist ülkelerin, güçlü ülkelerin karbon salım fazlalığını bahane ederek gelişmekte olan ülkelere çok yüksek oranda ve çok sık bir şekilde fazla karbon salımı cezası kesmek için kendilerine 40 çeşit yol bulacakları şüphesiz bir gerçektir bu cezaların verilmemesi için karbon salım sertifikaları başta olmak üzere batı teknolojisiyle gelişmiş ülkelerde üretilen araç, alet, edevat, filtre başta olmak üzere binlerce kalem ürünü yüksek fiyatlarla ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelere ithal edeceklerini daha doğrusu onların ihraç edeceğini bizim de ithal edeceğimizi şimdiden açık bir şekilde görüyoruz. Herhangi bir fabrikanın sadece tek bir bacasına takılacak tek bir filtrenin bile Milyonlarca dolar maliyeti olduğu düşünüldüğünde ülkemizin ve gelişmekte olan ülkelerin milyarlarca dolarlık bir yükün altına gireceği açık bir gerçektir. Tabii burada Türkiye'nin küresel karbon salımındaki payını da ortaya koymak lazım. Türkiye'nin küresel karbon salımındaki payı sadece yüzde birdir. Asıl G7 ülkeleri Çin, Rusya gibi ülkeler bu karbon salımının en büyük miktarını gerçekleştiriyorlar. Ancak kendileri dışındaki 190 tane ülkeye, 180 tane ülkeye de karbon salımında yüzde bir ve yüzde birin altında payı olan ülkelere de bu anlaşmayı dikte ettiriyorlar. Hem maddi hem manevi bir takım hedeflerine ulaşabilmek bakımından. Tabi bu noktada Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Kasım'da Glasgow'da toplanacak küresel iklim zirvesine katılmayacağını ifade etmeleri de son derece dikkat çekici bir gelişmedir. Maksat sadece küresel ısınmanın önüne geçmek, sera gazı ve fosil yakıtlarının karbon salımını önlemek ise asıl olarak en ciddi adımları bu ifade ettiğimiz ülkelerin atması gerekirken biraz evvel de söylediğimiz gibi bütün dünyaya kamuoyu baskısıyla, algı operasyonlarıyla bu anlaşmayı dikte ettiriyorlar. Tabii küresel ısınmanın sebebi olarak yüksek insan nüfusunu öncelikle ortaya koyuyorlar. Bu nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan üretimi küresel ısınmada sorumlu olarak ortaya koyuyorlar. Ortaya çıkan sera gazıyla karbon emisyonlarını ayrıca sera gazı yayan büyükbaş hayvanları, geviş getiren hayvanları küresel ısınmanın en önemli sebeplerinden bir tanesi olarak ortaya koyuyorlar. Ve çok profesyonel oldukları manipülasyon teknikleri, algı oyunları ve medya gücüyle ülkemizde dahil olmak üzere toplumları, insanlığı bu uydurma bahanelere, bu uydurma gerekçelere maalesef inandırıyorlar. Mesela küresel ısınmanın önlenmesi için büyükbaş hayvanların itlaf edilmesi ve bunun yerine ikame olarak yapay et üretimine geçilmesi gerektiğini açık bir şekilde dile getiriyorlar. Oysaki geviş getiren hayvanların, çiftlik hayvanlarının, büyükbaş hayvanların midelerindeki fermantasyon süreci sonunda ortaya çıkan zararlı metan gazının atmosferde sadece 9 yıl kaldığını ancak diğer taraftan insan yapımı kaynaklardan salınan karbondioksitin ise atmosferde binlerce yıl asılı kaldığı gerçeğini bildikleri halde toplumdan gizliyorlar, insanlıktan gizliyorlar. Yani çiftlik hayvanları, ruminant, geviş getiren hayvanların saldıkları metan gazı ne kadar salsalar bile en fazla atmosferde 9 yıl kalıyor. Bunun yanında diğer insan kaynaklı karbondioksit, insan yapımı etkenlerden salınan karbondioksitin atmosferde binlerce yıl kaldığı gerçeğini göstermiyorlar. Ve Avustralya'da yapılan araştırmalarda bu geviş getiren hayvanların diyetlerine, beslenmelerine sadece yüzde üç oranında deniz yosunu katılması halinde metan gazı emisyonlarının yüzde seksene varan oranda düşürülebileceği gerçeği ortaya konulduğu halde ve bunu da aslında bildikleri halde bunu da maalesef insanlıktan gizliyorlar. Böyle bir çarpık anlayışla, böyle bir maalesef oyunla binlerce yıldır et, süt, yün, deri, ısı ve enerji gibi sayısız fayda sağlayan bu hayvanların hele bir de metan gazı üretmelerine çözüm getiren deniz yosunu vermek gibi çeşitli metotlar da olduğu halde Hayvanları suçlu gösterip yok etmeye çalışıyorlar. Böyle bir yaklaşımın bilimsel ve iyi niyetli bir yaklaşım olduğunu savunmak, düşünmek asla mümkün değildir. Kaldı ki böyle bir vahşetin gerçekleştirilmesi halinde, çiftlik hayvanlarının itlaf edilmesi, yok edilmesi halinde, geçimini büyük baş ve küçük baş hayvancılıkla sağlayan dünya genelinde bir buçuk milyara yakın insanın işsiz ve ekmeksiz kalacağını çok iyi biliyorlar ve hayatını süt hayvancılığıyla idame ettiren dünya genelindeki 100 milyona yakın kadının da işsiz ve aç kalacağını çok iyi biliyorlar. Ancak bütün bu hedefler aslında küresel güçlerin imtiyazlı azınlığın işine geldiği için bunların olmasından memnun oluyorlar ve bunları toplumdan 7 milyar insandan gizliyorlar. Yine bu büyük baş hayvanların yok edilmesi küresel gıda, protein temini ve beslenmede çok büyük sıkıntılara yol açacak milyarlarca insanı aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak. Ancak bu da zaten imtiyazlı zümrenin çok memnun olacağı bir gelişme, çok memnun olacağı bir sonuçtur. Fakat bu gerçekleri maksatlı olarak insanlardan gizliyorlar. Sözleşme incelendiğinde asıl gayenin tüm ülkelerin tarımına, hayvancılığına, gıda üretimine, su kaynaklarına, sanayisine küresel güçler tarafından doğrudan müdahale edilebilmesi amacını taşıdığı görülmektedir sözde sera gazına sahip sebep olan büyükbaş hayvancılığın doğal et üretiminin bütün dünyada bitirilmesini amaçlıyorlar. Çünkü Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın öncülüğünde üretilen yapay kırmızı et, yapay beyaz et ve yapay balık eti tüketimi konusunda insanlara türlü yalanlarla reklam yapıyorlar. Bu yapay etlerin çok faydalı, çok sağlıklı ve çok düşük maliyetli olduğu yalanlarıyla insanlara doğal et yerine, doğal beslenme yerine laboratuvarda üretilmiş yapay etleri yemeleri, yapay beslenmeye alışmaları için bu propagandayı gerçekleştiriyorlar. Asıl maksatları aynen İstanbul Sözleşmesi'nin sinsi amaçlarında da olduğu gibi Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu düzeni bozmak ve bütün insanlığı, 7 milyar insanı en hayati konu olan beslenme konusunda kendilerine mahkum ve bağımlı yapmak istiyorlar. Doğal tarım, doğal hayvancılık olmadığı zaman, bunlar laboratuvarda besinler sadece laboratuvarda üretildiği zaman ve bu üretimi de küresel güçlerin firmaları, laboratuvarları yaptığı zaman, onlar size ekmek vermediği zaman aç kalmak mecburiyetinde kalacaksınız, açlıkla karşı karşıya kalacaksınız. Karnınızı bile doyurmaktan aciz olacaksınız. Tabii bu oyunun senaryo yazarı güçlerin şirketleri aslında son derece zararlı ve hatta kanserojen etkisi olan yapay etin tam tersine doğal etten çok daha faydalı ve çok daha sağlıklı olduğu yalanını insanların zihnine kazımaya çalışıyorlar. Yapay et geliştirilmesi ve üretimiyle uğraşan bir elin parmakları kadar belli firma ticari sır gerekçesiyle kamuoyuyla herhangi bir bilgiyi paylaşmıyorlar. Ancak ne kadar istemeseler de halka açık patent başvurularında üretmek istedikleri yapay etlerde kansere neden olan onkojenik genlerin olduğu açık bir şekilde tespit ediliyor. Yani yapay et daha sağlıklı, daha maliyeti düşük, daha güvenli derken aslında doğal tarımı, doğal hayvancılığı bitirip yapay beslenmeye insanları mahkum edip ve kanserojen yapay etleri insanlığı yemeye mecbur bırakma amacını taşıyorlar. Yapay et alanında öne çıkan firmaların ve isimlerin GDO'lu tarım ürünleri, GDO'lu hayvan yemleri ve GDO'lu gıdalarla insan fıtratının bozulmasında, kanser ve kısırlık vakalarının arttırılmasında rol oynayan firma ve isimlerle aynı olması da son derece önemli, dikkat çekici ve manidar bir husustur. Yani GDO projesini insanlığa pazarlayan kesimler, mihraklar, zümre bugün de yapay et konusunu insanlığa pazarlamaya çalışmaktadırlar küresel ısınmayı bahane ederek çevreyi korumayı bahane ederek bu oyunu açık bir şekilde oynamaktadırlar. Türkiye ve tüm dünyada daha önce kuş gribi kampanyasıyla hepimizin çok iyi hatırladığı gibi bütün tavuklarımızı ve kümes hayvanlarımızı telef ettikleri gibi şimdi de küresel ısınma kılıfıyla, küresel ısınma bahanesiyle, çevreyi, havayı koruma bahanesiyle doğal beslenmeyi, doğal tarımı, doğal hayvancılığı, büyükbaş hayvancılığı ortadan kaldırıp yok etmeye çalışıyorlar. Bunun bir sonraki aşaması küresel ısınmayı ve kuraklığı bahane ederek mesela fazla suyla yetişen, fazla suya ihtiyaç duyan pamuk gibi, buğday gibi, mısır ve mercimek gibi tarım ürünlerinin ekimine ve tüketimine müdahale etmek istiyorlar. Efendim sen mercimek, buğday, mısır, pamuk yetiştiriyorsun ama doğal yolla çok fazla su tüketiyorsun. Onun için su kaynakları tükeniyor. Aynı zamanda da küresel ısınmaya yol açıyorsun. Öyleyse sen bunları doğal yoldan üretme. Biz bunların aynısını benzerini laboratuvarlarda sunni olarak üretelim. Sen bizim ürettiğimiz sunni tarım ürünlerini ye. Bu kadar fazla su tüketen bu ürünleri üretmek çevreye zarar veriyor deme noktasına ve bu anlaşmayı imzalayan ülkelerde bu doğal tarımı önleme, engelleme noktasına işi götürecekler. Bütün bunların hedefine insanlığı zamanla hem açlığa hem de kıtlığa mahkum etmek, ve kendi ürettikleri sentetik et ve bitki ürünleriyle tarım ürünleriyle gıda ürünleriyle insanları 7 milyar insanı beslenmeye, karnını doyurmaya mecbur etmek. İnsanların beslenmesini, gıda ihtiyacını kontrol altına aldığınız zaman o insanların size bağımlı olmaktan başka bir çaresi kalmaz. Sizin söylediklerinizin dışına çıkması gibi bir ihtimal kalmaz. Burada yine aynı imtiyazlı zümrenin Irak işgalini hatırlatmak istiyorum. Irak'taki insanlık dramını, vahşeti, katliamı, Irak işgalini, 1 milyon sivil Irak'lının öldürülmesini nasıl pazarladılar? Efendim zalim diktatörlerden buradaki masum halkları kurtaracağız. Bu ülkelere özgürlük ve demokrasi getireceğiz diye geldiler. Fakat arkasından kimyasal silah bahanesinin bir yalan olduğunu Tony Blair bizzat kendi anılarını yazdığı kitapta ifade etti ve asıl maksadın bambaşka bir maksat olduğu hem yaşananlarla hem de kendi itiraflarıyla Irak konusunda açıkça ortaya çıktı. Benzer şekilde aynı imtiyazlı zümre insanlık için bir felaket olan GDO, genetiği değiştirilmiş organizma, GDO'lu tohum, GDO'lu besin adımını da küresel ölçekte kıtlığın ve açlığın önlenmesi kılıfıyla insanlara pazarlamaya kalktı. Efendim çok daha verimli, çok daha etkin bir tarım üretimi olacak bu tohumlarla, GDO'lu tohumlarla çok daha fazla ürün alınacak. Böylece kıtlık, açlık ortadan kalkacak yalanıyla GDO'lu ürünleri pazarlayarak insan fıtratına müdahale etmek, insanları erken yaşta kanser yapmak ve kısırlaştırmak için bu felaketi maalesef uygulamaya koydular. Irak işgalinde, GDO adımında, İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi bugün de küresel ısınmayı önleme ve çevreyi koruma bahanesiyle, ambalajıyla, doğal tarım ve hayvancılığı, doğal beslenmeyi ortadan kaldırmak ve bütün insanlığın en temel ilk ihtiyacı olan beslenme konusunda kendilere kendilerine bağımlı hale getirmek maksadıyla bu adımları atıyorlar. Burada dünyaca ünlü Siyonist Henry Kissinger'ın 1970'lerde bizzat kendi ağzından ifade ettiği bir sözü hatırlatmak istiyorum. Ne diyor 70'li yıllarda Kissinger petrolü kontrol ederseniz ülkeleri, gıdayı kontrol ederseniz insanları yönetirsiniz. Gerçekten de son derece manidar. İşte asıl olarak yapmak istedikleri tam da budur. Petrolü zaten kontrol altına aldılar. Finansmanı, bankacılık sistemini kontrol altına aldılar. Teknolojiyi kontrol altına aldılar. Şimdi de beslenmeyi, gıda arzını, tarım ve hayvancılığı tamamen kontrol altına alarak insanları yüzde yüz bağımlı köleler haline getirmek istiyorlar. Burada inşallah yavaş yavaş toparlayacağım. Cenab-ı Allah'ın düzenini bozma konusunda o kadar ileri gitmiş durumdalar ki genetik biliminden faydalanarak ve hormon tedavilerinden faydalanarak gelecek nesillerin insanlığın yüzde yirmi oranında küçültülmesi gerektiğini dahi ileri sürecek kadar ileri gitmiş durumdalar. Neyi kastediyorum? Niçin insanları, yeni dünyaya gelecek insanları yüzde yirmi oranında küçültmek istiyorlar? Daha küçük insan kütlesi demek, daha az tüketim demek ve daha az zararlı gaz salımı demek olduğu için. Daha küçük insanlar daha küçük kıyafetlere ihtiyaç duyacak, daha küçük evlerde yaşayacak, daha az ısınma ihtiyacı olacak, daha küçük arabalara binecek, daha az yakıt tüketecek, daha az enerji tüketecek. Öyleyse insanları yüzde yirmi oranında küçültürsek küresel ısınmayı ve zararlı gaz salımını önlemiş oluruz diyorlar. Bunu söyleyen Amerikalı profesör Matthew Layo 2012 yılında yayınladığı İnsan Mühendisliği ve İklim Değişikliği başlıklı makalede insanların daha az tüketmesini sağlamak için bazı önerilerde bulunuyor. Neymiş bu öneriler? Genetik mühendisliği veya hormon tedavilerinden faydalanarak daha az kaynak tüketen küçük insanların üretilmesi. Adeta yeni nesillerin parmak çocuklar olarak dünyaya gelmesi. Böylece daha az alanla, daha az kaynakla daha çok insan dünyada yaşamını sürdürecek. Daha az enerji tüketimi, daha az karbon salımı olacak. Laeo'nun aynı makalede bir diğer ilginç önerisi de insanların gözlerini kedi gözü haline getirebilmek. Neden insanların gözünü kedi gözü haline getirmek istiyor? Çünkü insanların gözleri kedi gözü gibi olursa Kedi gözü geceleri çok daha net gördüğü için, ışığa ihtiyaç duymadığı için, geceleri karanlık saatlerde elektrik tüketimi, enerji tüketimi daha az olacak. Daha az ışıkla, daha az aydınlanmayla insanlar hayatlarını idame edebilecekler. Peki bunu nasıl yapacakmış? Bunu da yine genetik mühendisliğiyle, gen terapileriyle yapılabileceğini Matthew makalesinde ifade etmiş. Tabii bütün bunların sonunda, sözlerimi noktalarken şunu da ifade etmek istiyorum. Karbon salımı bahanesiyle, iklim değişikliği bahanesiyle sadece tarım, hayvancılık, beslenme ve insanoğlunun genetik özelliklerine müdahale etmek değil, aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin Türkiye'de dahil olmak üzere sanayisine <laughs> ve sanayi üretimine de müdahale etme hakkını elde edecekler. Çünkü diyecekler ki sizin kurduğunuz bu fabrikalar, bu sanayi tesisleri karbon salımı yapıyor. Onun için bunları kuramazsınız, üretemezsiniz, sanayinizi, teknolojinizi geliştiremezsiniz deme noktasına işi getirebileceklerdir. Bütün bu anlattığımız aslında özet olarak ifade ettiğimiz gerçeklerin sonunda yeniden Refah Partisi olarak soframıza, ekmeğimize, suyumuza, tarlamıza, hayvanlarımıza, tarım ve hayvancılığımıza, genetik yapımıza, fıtratımıza, çocuklarımıza, yeni nesillerimize, sanayimize açıkça yapılan bu saldırıları reddediyoruz ve tıpkı İstanbul sözleşmesinde yaptığımız gibi iklim değişikliği adı altında asıl maksatların perdelenerek süslü sözlerle asıl maksatların gizlenerek insanlığa bu müdahaleleri dayatmak isteyen bu sözleşmenin de iklim sözleşmesinin de gerçek yüzünün görülmesi ve bütün bu yanlışlardan dönülmesi için mücadele vereceğimizi burada bu toplantımızla tüm kamuoyuna ifade ediyoruz. Çünkü buradaki amaçlarda en az GDO'lu ürünler kadar tehlikelidir. En az gen terapileri kadar yan etkileri, yol açacağı sonuçlar bilinmeyen sıvıların kadın, çocuk, hamile, yaşlı, genç demeden bütün topluma enjekte edilmesi kadar tehlikelidir. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi kadar en azından bu da tehlikelidir. Bu nedenle İklim değişikliği adı altında yapılan bu dayatmalara karşı da bu sözleşmelere karşı da mücadele edeceğimizi açık bir şekilde ifade ediyoruz, ilan ediyoruz. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Küresel güçlerin, imtiyazlı azınlığın sözünü ettiği, insanları korkuttukları çevre kirlenmesi, küresel ısınma, kaynakların tükenmesi gibi sorunların çözümü dünya nüfusunu azaltmak değildir, insanları küçültmek değildir. Büyükbaş hayvanları yok etmek Doğal tarımı ortadan kaldırmak değildir. Bu gibi şeytani yöntemleri uygulamak değildir. Bu sorunların çözümü israfı önlemektir. Gereksiz fazla tüketim çılgınlığını ortadan kaldıracak önlemleri almaktır. Sömürüyü önlemektir. Kaynakların paylaşımında adaleti tesis etmektir. Daha verimli tarım ve hayvancılık uygulamalarını hayata geçirmektir biraz evvel bilimsel olarak ortaya koyduğumuz bir örnek dahi bu sorunlara böyle şeytani yöntemlere başvurmadan çözüm bulunabileceğini göstermektedir. Neydi o örnek? Büyükbaş hayvanların diyetlerinde deniz yosunu kullanılması metan gazı salımını yüzde seksen oranında düşürüyor. Bunun gibi hem mantıklı hem fıtrata uygun hem de maliyeti çok daha düşük önlemlerle bu sorunlara çözüm bulunabilir. Biraz evvel de söylediğim gibi insan nüfusunu azaltmak, Doğal tarımı, hayvancılığı bitirmek, insanları küçültmek, insanların genetiğiyle, fıtratıyla oynamak gibi şeytani yöntemleri uygulamaya asla ve asla ihtiyaç yoktur. Bir kez daha bu söylediklerimizle, bu gerçeklerle ilgili ilave katkılar sunacak olan hocalarımıza ve aynı zamanda koronavirüs süreciyle ilgili de katkı sağlayacak hocalarımıza ve basın mensuplarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum ve bütün ekranları başında izleyen, ilgi gösteren Teşkilat mensuplarımıza, vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hayırlı ve mübarek olsun.